Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca artık geri sayımı başlatıyorum son 66 gün arkadaşlar Evet TYT'nin son 66 gün ne bekliyor bizi ne yapmak lazım nasıl bir plan proje yapmak lazım şimdi onu konuşacağız Nasıl çalışmak lazım? Neye dikkat etmek lazım? Yine her sayfasında kendinizi bulacağınız harika bir rehberlik videosu ile karşınızdayım. Hem Edebiyat kanalında hem de burada göreceksiniz arkadaşlar videoyu. Kanalın daha doğrusu videonun bu videonun sonuna doğru sonuna doğru Edebiyat'a da bağlayacağım olayı haberimiz olsun. E o zaman haydi başlıyoruz. E gelsin hocam videomuz gelsin. Evet haydi başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle arkamızı bir yaslanalım ne var ne yok bir görelim. Bakın en büyük hatalardan biri konu tekrarlarını bırakmak. Oba öğrenciler bu hatayı çok sık yapıyor. Artık diyor ki ya konu tekrarına hocam gerek yok vakit kayboluyor. Ben diyor sıfatı hallettim bir daha niye çalışayım ki mantığıyla hareket ediyor. Eyvallah. Fakat konu tekrarı dendiği zaman aklınıza sadece açıp kitabı okumak ya da yazı yazmak vesaire o şekilde geçirmek gibi düşünmeyiniz. Konu tekrarı sorularla da yapılabilir. Açıp bir sıfat testi çözmek de yine sıfat tekrarı için yeterli olacaktır tek başına bomba gibi. Bakın arkadaşlar. Konu tekrarları şu kalan zamanda en büyük silahımız olmalı. Ben bunu çok sık vurgulamaya başladım. Hem instagram hesaplarımdan sayfalarımdan hem. YouTube kanallarından İnanılmaz bir vurgu bu arkadaşlar. Kon tekrarını bıraktığınız an eksikleriniz artmaya başlıyor. Sonra siz bunu fark ediyorsunuz ve diyorsunuz ki benim eksiğim şuymuş. Haydi ona bir çalışayım. Yani sürekli olarak geriye sarma durumu söz konusu. İşte bu geriye sarmayı, sürekli geriye dönüşü engellemek adına lütfen konu tekrarlarını bırakmayınız. Ciddi eksikleriniz varsa yani sıfat hocam ben bayağı hiç hatırlamıyorum diyorsanız bayağı açık videolardan, notlardan çalışmakta fayda var. Ama yok hocam ben hatırlıyorum ama pat eksiklerim var. Sorular üzerinden soru çözmeni izleyerek de arkadaşlar sağlam tekrarlar yapabilirsiniz. Aman dikkat. Bu noktada 100 örnek serisi kanalda inanılmaz fayda sağlar. Bu bir cepte kalsın. Konu tekrarını bırakmak yok. Burada anlaştık hocam. Var mı problem? Yok hocam. E geçelim ikinci vurgumuza. Bakın çok çok önemli. İnanılmaz hayati bir şey bu. Hiçbir yerde bulamayacağımız bir vurgu bu. 2018, 2019 ve 2020. En güzel referanslar arkadaşlar. Mesela 2018 yer tamlayıcı sorusu. Öge sorusuna bakın 23'teki soruyla nasıl benzer olduğunu kendiniz görün. Ve dahası. Bakın arkadaşlar. Şimdi 2023 yılına bakarsanız. Neyin çıkmayacağını öğrenebilirsiniz. Yani şunu sormuş cevap yapmış tamam bu sene cevap olma ihtimali yok diyebilirsiniz. Bu çok mantıklı. 2022 ve de öyle. Yani son 2-3 yıl daha akılda kalıcı, daha hatırlanabilir olduğundan dolayı 2024'te onların birebir sorulma ya da bir benzerlerinin sorulma ihtimali çok düşük. Daha önceye gitmenize fayda var. 2017 itibariyle sınav sistemi değişti biliyorsunuz. TYT AYT oldu. Daha öncesinde gitmenin çok manası yok. 18, 19, 20. Bu 3 yıl arkadaşlar 2024'ün en güzel referanslarıdır. Bakın 18, 19 ve 20'yi adınız gibi bilmelisiniz. Çok sık tekrar etmeli. Bol bol çıkmış soru çözmeli. Adeta soru köklerini ezberlemelisiniz. Odaklanmalısınız. Ya bu adam eylemsiyi böyle sormuş kardeşim. Bu adam yazım kurallarını böyle sormuş. Kardeşim neyin peşindesin demen lazım. Bakın arkadaşlar artık bir irkilmenin kendimize gelmenin tam zamanı. Uyanın artık. 66 gün az bir zaman eyvallah ama çok şey yapabilirsiniz. Çok şey yapabilirsiniz. Saate vurduğunuz zaman inanılmaz bir zamanınız var. Günlük çalışmalarınızda atıyorum, atıyorum, atıyorum. Günlük bir saat daha fazla çalışsanız 66 saat yapar. Yani bir günden fazla, hatta ne bir günden fazlası? 24, 48, 2 günden fazla hocam. 3 güne yakın. Yani günde bir saat fazla çalışmanız, ortalama 3 güne yakın, dikkat, daha fazla çalışmanız anlamına geliyor. Aynı mantıkla günde bir saat daha az çalışmanız 2-3 gün kayıp demek. 2 saat 6-7 gün kayıp. Yani aslında 66 gün diyorum ama çok daha azayım diyebilir. Çok daha fazla yani bu 66'yı birebir de değerlendirebilirsiniz. Bütün mesele günlük çalışma sürenizde. Bakın bol bol çıkmış soru çözmeye artık başlayın. Yemeyin, içmeyin ama çözün. İlla TYT olması gerekmez. TYT ait olması gerekmez. KPSS çıkmış Türkçe soruları çözülmeli. ALES, DGS sorularına bakın arkadaşlar. Sözel mantık dışında bütün konular sizin çok rahat çözmeniz gereken çözebileceğiniz konular alakasınız olduğu konular. Yani atıyorum bir ALES paragraflarını çözseniz TYT'de şov yaparsınız. DGS, KPS paragrafları, KPS'nin dil bilgisi bunların hep size fayda sağlar. Aman dikkat lütfen onları da çözün olur mu? Peki devam edelim. Deneme yaptığınız gün bile paragraf rutininizi lütfen ama lütfen bırakmayınız. Deneme yaptığınız gün bile bak bu çok önemli. Bu çok önemli. Oradaki bağlacı kaçırma bak. Deneme yaptığınız günde. Hocam ben bugün deneme yaptım diyor. Paragraf çözmeye ne gerek var? Zaten 20-30 tane paragraf çözdüm. Bakın arkadaşlar burada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Ne var ki diyeceksiniz sonuna kadar katılıyorum. Görüntüde bir sıkıntı yok ama şöyle bir problem var. Şimdi bir deneme çözüyorsunuz. Tamam 28-29 tane paragraf kesinlikle tamam. Bunlar içerisinde mesela ne olsun sıralama sorusu sıralama sorusu gelmiyor mesela. 2 deneme 3 deneme çözüyorsunuz yok. 4. denemede karşılaşıyorsunuz bir tane. 5 6 7 8 9 yok. 10'da bir tane. Yani 10'lu paket deneme çözdünüz mesela 2 tane sıralama sorusu çözüyorsunuz. Ve siz bu 10'lu denemeyi yaklaşık 20 25 günde, 1 ayda çözdüğünü Ya da 10 günde. Yani siz en az 10 en fazla 30 35 gün içerisinde sadece 2 soru çözüyorsunuz sıralamada. Ya yani bu inanılmaz bir istatistik arkadaşlar çok büyük bir hata bu. Yani hocam yani siz bugün deneme yaptınız ekstra mutlaka açıp en az 2-3 farklı soru tarzından birer ikişer test çözün. Yani bir 40 soruya yakın da öyle çözün arkadaşlar. Bunu yaparsanız soru tarzlarından kopmazsınız. Soru tarzlarını unutmazsınız. Abi onlu deneme çözüyorsun. Mesela başlık bulma hiç yok. Başlık bulma hiç yok. Ölü sorulardan ama hiç kullanılmamış. Ama sen onunla ilgili test çözersen onu sürekli depreştirmiş olursun. Abi çözüyorsun mesela parçada yazarın yakındığı durum nedir? Hiç yok mesela onlu denemede. Bir tane bile gelmemiş ya da bir gelmiş iki gelmiş. Abi 10 günde 2 tane o sorudan çözüyorsun. Çok kötü bu. Ama ekstra olarak denemeleri ek olarak soru çözerseniz arkadaşlar ne olur? Soru tarzlarını iyice hatırlarsınız. Her gün farklı soru tarzlarından bol bol soru çözmüş olursunuz. Sınava geldiğinizde lan bu nasıl çözülüyordu falan gibi bir şeyiniz olmaz. İçiniz çok rahat olsun. Arkamıza yaslanalım arkadaşlar. Haydi neyin peşindesin diye soralım. Gelelim hocam bir diğer sayfamıza. Sağlam bir konu listesi çıkarmanın tam zamanı. Evet arkadaşlar bakın. Kendinizi rahatlatmak adına ben neymişim kardeşim demek adına ki buna çok ihtiyacınız olduğu bir dönemdeyiz. Konu listesi çıkarın. Ha bunun tam tersi de olur. Ya hocam ben ne durumdaymışım? Vallahi iyi ki bu listeyi yaptım. Şu şu konular eksikmiş. Hani genel anlamda ya Türkçe'de bu bu geliyor. Matematik şu geliyor. Demek çok genel yargılar. Ama listelediğin zaman eksikleri görmeye başlıyorsun. Tam tersi de olabilir. Listeliyorsun. Lan ben bunu halletmişim valla. Bu da bitmiş. Abi bir şey kalmamış ki ben Türkçe'yi bitirmişim. Denemelerde bir iki çıkıyor. Çıkıyor. Çıkabilir yani sıkıntı yok. Ben konuları halletmişim yargısına ulaşmanız için işte bu konu listesini yapmanız lazım. Lütfen TET konu listesi, AYT konu listesi ya da işte hangi sınava hazırlanıyorsanız lütfen konu listesi yapın arkadaşlar. Türkçe diyeyim mesela bütün konuları tek tek yazın kalem kalem. Ya bu yarım saatinizi, bir saatinizi, iki saatinizi alsın. İnanılmaz fark attıracak arkadaşlar. Böyle şeylere çok ihtiyacımız var. Yani sadece şu tiki bir atmanız ya boş diye vallahi sadece şu tiki bir atmanız insanı rahatlatmıyor mu ya? Aramızda şunu yapan yok mu ya? Denemelerde mesela böyle bir kitapçık gibi düşün lütfen burayı. Soruları şöyle şöyle karalayan. Yok mu abi var niye böyle karalıyorsun? Yanına küçük bir artı koysan ya da yapmışsın küçük bir tik atsan yok abi illa onu göz görecek. Bir de fosforlu kalemle ben yaptım diyor ya ben yapıyorum başarılıyım diyor yani. Doğal olarak bu inanılmaz gaza getirecek sizi. Konu listesi hazırlayın bugün yapın bunu. Türkçe tak 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 tak. Sözcükleri aç abi isim sıfası aç onları. Tek tek bunda eksiği var bu tamam bu yarım bunu halledeceğim. Abi nerede olduğunu bil. Doğal olarak lütfen bugün sağlam bir konu listesi çıkarınız tam zamanı. Evet bugün çıkarmak durumundayız. Devam hocam. Tüm stratejileri deneyin ve en hızlı olacağınız şekilde devam edin. Bakın arkadaşlar denemeye girin. Bol bol denemeye girin adı üzerinde. Ve lütfen netlerinizi dikkate almayınız. Şu an için almayınız. Nasıl yani hocam daha ne zaman? Bakın arkadaşlar şu an denemeye giriyorsunuz. Eyvallah. 30 net yapmanız sınavda 30 civar yapacağınız anlamına gelmez. 20 net yapmanın sınavda döküleceğiniz anlamına da gelmez. Full çekmeniz artık bitti hocam. Vallahi sınavda full çekerim diyebiliyor muyuz? Hayır. Güvenemiyoruz. Neden bir daha denemeye giriyoruz? Değil mi? Mantık bu. Denemeye girdin çok iyi bir sonuç. Tamam o zaman yatalım. Nasıl aynı sonuç gelecek? Hayır bir daha giriyoruz. Bir daha bakıyoruz. Acaba bir değişim var mı? Kısacası sürekli olarak bir dalgalanma yaşayacağız. Bunu lütfen çok dikkate almayın. Şu an dikkate alacağınız şey şu. Ben denemeye nereden başlıyorum? Türkçe ile başlıyorum. Ardından matematik ve sonra verilen sıra. Ve başarılıyım. Son 5-6 denemede fena gelmedi netlerim. Tamamdır. Senin stratejin bu. Yok hocam vallahi çok kötü gidiyor. Yani eksiklerim yok gibi ama bir türlü istediğim netleri alamıyorum. Bir matematikten başlıyorsun. Ha matematikten başladım hocam sonra Türkçe sonra. Aa çok iyi ya. Ya da hocam sosyalle başladım bunu bir denedim. Vallahi çok fark attı. Yani bir şekilde arkadaşlar stratejinizi oluşturmalısınız. Hangi dersten başlayacağınız büyük önem arz ediyor. Ben bunu Türkçe karavanı serisi başlatmıştım biliyorsunuz arkadaşlar. Devam eden bir seri. Bu arada Nevşehir videosu bugün yarın geliyor. İçiniz rahat olsun bir iki güne kadar. Türkçe karavanı serisi de sanırım Kırşehir videosu. Evet evet. Türkçe karavanın Kırşehir'de videosuna mutlaka bakın arkadaşlar. Orada vurgulamıştım. Yani hangi konudan başlayacağınıza, hangi dersten başlayacağınıza süre karar verecek. Türkçe'de zaman artırabiliyorsanız ya da belli bir süre aralığında daha az bir sürede çözebiliyorsanız onunla başlayın. Hocam matematikte başlıyorum ben vallahi rezillik ya hiç bitmiyor. O zaman onunla başlamamalısın gibi. Hangisinden zaman artırabiliyorsanız ya da hangisini daha kısa sürede çözüyorsanız onunla başlamanız en güzel strateji olacak. Lütfen cepte kalsın. Devam. Her deneme sonrası konu tekrarı yapmayın. Abi bu inanılmaz bir zaman kaybıdır Bak ben sana söyleyeyim Bir de şeydir hani deneme yapasın gelmez Yani dersin yıllar şimdi deneme yapacağım Bir de bunun analizi var Ama şimdi bir sürü yanlış var oradan da konu tekrar yapacağım Ya da bir sürü olmasın İki yanlış çıkacak şimdi oturup bir de onlara çalışacağım Bunlara girmeyiniz Sizden ricam şu. Arkadaşlar deneme analizlerini her zaman yapın. Her deneme sonrası. Konu çalışmalarınızı 5-6 denemede bir yapın. Bunun mantığı şudur. Bir tane denemede yazım yanlışını kaçırdın diye yazım yanlış sorusunu. Yazım kurallarını tekrar etmek zorunda değilsin. İkinci denemede full çektin. 3 full, 4 full, 5. O soruda kaçmış. O konuya bakmana gerek dahi yok. Baktın neymiş şuymuş. Tamam bitti. Ama son 5-6 denemede 3-4 yanlış yaparsın. Ha, genel düşünelim 10 denemede yarısından fazla yaptığın an tekrar yapmalısın. 10 deneme çözdün. 7-8 yanlış yapmışsın. Sorulan yazım kurallarının 10 sorunu atıyorum 7'sinde 8'inde. Ya da 20 soru gelmiş 11-12'si. Tamam kesinlikle yarısından fazla yaptığınız an lütfen tekrara gidin. Konu tekrar yapın. Bu bütün dersler için geçerli. Yani bir kere üstü sayılardan soru kaçırdın diye hemen tekrar edeyim hocam. Valla bu bir süre sonra şuna neden olacak. Dediğim gibi deneme yapmak içinizden gelmeyecek. Çünkü yapacaksınız yanlışlarınızı bomboşa. Hepsini tekrar etmek zorunda kalacaksınız. Sadece Türkçe yok ki sınavda. Sadece matematik yok ki. Bir sürü ders var. Doğal olarak her birinden birer ikişer yanlış o gün bayağı bildiğin konu anlatımlarıyla konuya çalışmakla geçecek. Zaman kaybıdır. Doğru çalışma yapmak lazım. O yüzden lütfen son 5-6 denemeyi baz alarak gidin olur mu? Baktın son 5-6 denemede dökülmüşsün abi onları tekrar etmelisin. Bütün mesele bu. Devam. Kalan zaman ya da netlerinize değil eksiklerinize odaklanın. Bakın arkadaşlar ben açık açık söyleyeyim. Şimdi ben dershaneye gidiyorum mesela derslere giriyorum. Yani öğrencilerde böyle bir reafete kapılma hissediyorum. Birazdan ona da vurgu yapacağız. Herkes neti konuşuyor. Yani kim şunu yanlış yapmış, bunu yanlış yapmış. Hocam şu konu neydi, bu konudan sonra nasıl geldi? Bunun peşinde değil öğrenci. Abi 10 on öğrencinin onu da ya onu da bir tanesi bile değil 10'u da Hocam şu kadar net yaptım son denemeye baktınız mı? Hocam şu kadar net oldu. Bir önceki denemede bu kadar yapmıştım haberiniz Yani sürekli olarak netler adeta çarpıştırılıyor. Adeta netler yarıştırılıyor. Güzel tabii ki yapılsın. Herkes bir anlamda seviyesini görsün. Arkasındaki önündeki çarpmasındaki kişiye göre durumu ne? Eyvallah bilsin eyvallah ama bu değil abi mesele. Mesele eksik. Yani ben 40'ta 38 yaptım. Oooo falan demektense olan bu iki yanlış niye var? Bu iki yanlışı ben nasıl giderebilirim peşinde olmak lazım. İşte burada kıyası kesmelisiniz. Ben bu kadar yaptım, o o kadar yaptı. Hep moral bozar. Ben böyle kıyas yapıp da mutlu olan çok az kişi gördüm. Çünkü sınıfta mutlaka full çeken. 38-39 Türkçe için konuşuyoruz. Matematik için de geçerli. Yapan mutlaka vardır. Bir iki canavar var. Diğerleri Diğerleri sürekli o canavara dikkate alıp moral bozuyorlar. Bütün mesele bu. Sonra bir türlü gelişim sergileyemiyoruz. 37 yapmış abi sevinecek. Adam 40 yapmış ona üzülüyor. Yapma bunu işte. İşte bunu yaptığımız an itibariyle geriliyoruz. O yüzden netlere değil, zamana değil, eksiklere odaklanmalısınız. Deneme yaptım, full çektim. Güzel. Bu denemede eksik göremedik. Güzel. Sonraki deneme. Yani Ahmet bunu yapmış değil abi. Bu zamanı değil. Şu an o işte uğraşmıyoruz. Hiçbir zaman uğraşmıyoruz da şu an hiç uğraşmıyoruz. Kritik zamanlar çünkü. Nisan 1 dedik Bismillah şaka gibi başladık. 2, 3, 4, 5 bomba gibi gitmeliyiz. Hadi devam edelim. Vurgular devam etsin. Deneme sonuçlarınıza göre lütfen rehavete kapılmayın. Az önce bu vurguyu yapmıştım. Yani deneme sonuçlarınızı merkeze almayın. Lütfen sadece netlere baktın, eksikleri gördün ve geçtin hocam. Peki sık sık yazım kuralları videoları izleyin. Hadi biraz daha lokal gidelim. Yazım kuralları videolarını sık sık izleyin arkadaşlar. Bakın notlara çalışın demiyorum. Yazım kuralları videolarını izleyin arkadaşlar kanaldaki. Arkanızda yazsanın. Kulak karşına çok önemli. Bu böyle yazılır, şu şöyle yazılır evet. O arada başka şeylerle uğraşabilirsin, sorun yok. Başka derslere bile bakabilirsin. Yazım kurallarında listeleri sürekli dinleyin arkadaşlar. Sürekli. Kulak karşına çok önemli. Ayrı yazım, bitişik yazım kurallarını ezberlemek mümkün değil. Mümkün olsa da işimiz yok. Şöyle olursa bitişik, işte böyle giderse ayrı falan. Bunlarla işiniz olmasın. Şu varsa kesin büyük, bu varsa küçük falan. Ya bu bir yere kadar. Birkaç kural eyvallah. E sonrası. Hatta bu kuralların da binlerce istisnası var. Şunu şöyle yaparsan büyük an diyorsun. 50 örnek var, 100 tane de istisnası var. Doğal olarak yazım kuralları bol bol dinlenme yazma üzerine gitmeli. Aman dikkat hocam. Peki paragraf taktiklerini mutlaka ama mutlaka arkadaşlar bir kenara not edip sık sık tekrar edin. Hayat kurtaracak arkadaşlar. Paragraf taktikleri hayat kurtarır. Yani o kitapta denedim oldu olmadı. Hocam şu kitapta çözdük. Son cümle ama o başa koymuşlar. Bunlarla vakit kaybetmeyin arkadaşlar. Taktikler o kadar çok yayıldı ki artık. 2017-18'den beri anlatıyorum ben bunları. Doğal olarak piyasada her hangi bir kitap açtığınız zaman ana düşünceyi ilk cümleye koyuyor adam. E, saygı duyuyoruz. Böyle bir şey olamaz. Yani ÖSYM'nin mantığına aykırı bu. Bakıyorsun mesela hangi sorunun karşılığıdır. İlk bir iki cümle yeter ama okuyorsunuz bir türlü çıkmıyor. Yanlış yapınca hocam burada tutmadı değil. Çıkmış soru odaklı gitmelisiniz. Yani benim anlattığım anlatacağım bütün taktikler çıkmış soru odaklıdır. ÖSYM'nin 10 sorusunun 10'unda da ne yapmış onu anlatıyorum sizlere. Taktik adı altında verdiğim bütün tüyolar, bütün kısa yollar, pratikler ÖSYM mantığıdır. İçiniz rahat olsun. Yani söylediğim ne kadar taktik varsa ya da söyleyeceğimi anlatacağım. Hepsini ÖSYM'nin sorularında gözünüz kapalı uygulayacaksınız. Herhangi bir kitap değil bizim ölçtüğümüz. Sınav soruları. O yüzden bir kağıda yazın. Boşluk doldurma da boşluğa en yakın ifade. Yazın hocam ana düşüncede son birkaç cümle. Yakınmaktadır. Neyden yakınmaktadır? İlk bir iki cümle. Parçanın konusu ilk bir iki cümle. Diyalog tamamlamalarda yazanın Verdiği cevabı azıcık okur soruları denerim kardeşim. Bu. Bu bu. Bütün soruları böyle çözdük. Kanalda milyonlarca paragraf sorusu çözdüm. Hepsini aynı mantıkla çözdük. İçiniz çok rahat olsun. E hadi devam edelim arkadaşlar. Edebiyatta. hadi edebiyatta azıcık bakalım. Edebiyatta özellikle yazar eserleri odaklanın. Bakın arkadaşlar burada bir konuda anlaşalım sizinle. Şimdi hocam iyi güzel yazar eser diyorsun da kaç tane yazar eser geliyor gibi düşünmeyiniz. Şöyle bir soru yok. Eser verip hangi yazara aittir? Böyle bir soru yok ki. Ya da yazarları sayıp hangi eseri? Böyle bir şey yok. Yani adam bize mesela bu sene Halit Fahri soracak diyelim. Diyelim ki. Diyelim demeyelim. Yüzde yüz bence ama. Halit Fahri'yi soracak diyelim. Abi Halit Fahri'ye veriyor metinde. Yazar e, kalemi şöyledir eseri böyle. Anlayamıyoruz ki Halit Fahri olduğunu. Mümkün değil. Halit Fahri'yi bilemeyiz abi. Ama orada küçücük bir eser çıt çıt Ha tamam ya bu diyoruz. Bitti. Reşat Nuri. Abi adam anlatıyor anlatıyor metinde. Anlamak mümkün değil. Orada küçücük bir eser adı. Ha tamam Reşat Nuri. Yani yazar esere odaklanından kastım bu. İlla böyle bir yazar eser eşleştirmesi beklemeyiniz. O sorular öldü artık. Size bir yazar tanıtılacak. Hatta belki bir dönem. Onu dahi eserlerden orada küçük küçük diyorlardan yapacaksınız. Yani verilen paragrafta uzun uzun diye verilen paragrafta şuradaki eseri bilmenizi istiyorum. Bütün mesele bu. Yazar eseri bu yüzden abartmalısınız. Yazar eseri bu yüzden çalışmalısınız. Yazar eser içerik kampım var. Eylül ayında yaptığım onu mutlaka izleyin. Rüştü Hoca Edebiyat Anadolu kanalında arkadaşlar. Aman dikkat cepte lütfen dursun. Çok çok önemli. Onun dışında yazar eserlerle ilgili onlarca sayılarla edebiyat kampını takip etmekte büyük fayda var. Her grubun, her dönemin liderlerini iyi bilin arkadaşlar. Edebiyatta bu büyük fayda sağlar. Yani işte Maviciler falan, hangisi, hangi birini bileceğiz? Yedi Meşaleciler falan, mümkün değil bunları bilmemiz. Hisarcılar, bitmiyor abi dönem bitmiyor yani. 13-14 tane şiir grubu var Cumhuriyet'te. Romanları söylemiyorum bile. Diğer dönemleri bahsetmiyoruz bile. Liderleri çok iyi bilin arkadaşlar. Liderleri çok iyi bilin. Dönemin lideri bu. Onu çok iyi bil. Diğerlerinde yazar eserini. Bu kadar. Bütün mesele bu. Doğru çalışmak her şey. Edebiyat'tan her sene detay bir isim gelir. Bu yüzden kampları sıkı sıkıya takip edin. Bakın, Edebiyat kanalında arkadaşlar bu video aynı zamanda Edebiyat kanalında da yayınlanıyor. Beni şu an Rüştü Hoca'yla Rüştü Hoca Edebiyat antiyor kanalında da izliyorsunuz ama yine tek tek vurgulayıp yani 65 günde AYT Edebiyat kampı bitti ama kamp bitmedi abi. Her gün bir kamp, her gün bir kamp. Bunun mantığı bu işte. Yani olası bir detay soruyor hazırlık yapıyoruz. Soru kaçırmamamız lazım. Bitti. Ya biz şu an sınava hazırız arkadaşlar edebiyatta. Bitti. Ama yaptığımız bu kamplarla bakın deneme kampındayız şu an. Deneme kampını yapıyoruz. Bugün deneme kampına ara vermiş olduk. Yani 10 günlük deneme kampı. Ee, öncesinde sayılarla edebiyat mesela sayı, sayılarla edebiyat bir daha vurgulayalım. Sınavdaki detay hiçbir soruyu kaçırtmaz. Mümkün değil bu. İster lakabını sorsun, isterse ayakkabı numarasını sorsun. Her şeyi konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Yani sık sık tekrar yapmamın, farklı farklı başlıklarla edebiyatı, Türkçe'yi tekrar tekrar karşınıza getirmemin nedeni bu. Ayrıntıları kaçırmamamız lazım. Yoksa konu bitti deyip bir köşeye çekildiğin zaman öğrencinin motivasyonu düşer. Senin motivasyonu düşer hocam. Her dakika kaplarla yanınızda olmaya devam var mı hocam başka vurgumuz? Yok. Güzel bir kalp için her şey hazır. Bomba geliyordu ama olmadı. Şurada bir çarpışma oldu maalesef. Şu da çok iç açıcı değil maalesef ama olacak. Öyle zamanlar gelecek ki coşacağız hocam. Uzattın hocam. Son 66'yı çok güzel bir şekilde değerlendireceğiz inşallah. Lütfen güne şuna buna odaklanmayın. Eksiklerinizi belirleyin. Eksiklerinizi giderin. Bol bol soru çözün. Yanlış yaptığınız soruları lütfen tekrar edin. Hocalarınızın yakasına adeta yapışın. Dershaneye gidenler. Bir kuruma gidenler. Özel ders alanlar. Hocalarımızın yakasına lütfen yapışalım arkadaşlar. Bırakmayalım. Yani hocam şu neden böyle şu neden şöyle şu niye böyle sorulmuş? Bu soru şöyle gelirse bütün alternatifleri düşünerek lütfen karşılığını alalım. Çalıştığınıza değecek inşallah. İçiniz çok rahat olsun. Mutlaka ama mutlaka çalıştığınız müddetçe, bir şeylerden fedakarlık yaptığınız müddetçe bunun karşılığını alacaksınız. Bence anahtar kelime fedakarlık arkadaşlar. Uykudan, yemeden, içmeden, gezmeden, tozmadan, arkadaştan üstten baştan neyse bir şekilde fedakarlık yaptığınızı hissediyorsanız ya hocam bu saatte ben seni dinliyorum. Ama seni dinlemek yerine şunu yapabilirdim diyorsanız işte adım attınız demektir. Hocam iyi güzel anlatıyorsun da vallahi ben dün videonuzu izledim. O videoyu izleyene kadar dışarıda gezebilirdim ya. Şöyle güzel bir kahveyle oturabilirdim arkadaşlarla. Diyor diye biliyorsanız yol aldınız demektir. Demek ki oradan fedakarlık yapmışsınız, feragat etmişsiniz. Hocam vallahi ben şu videonuzu izlemek için dün uykusuz kaldım diyorsanız ancak yol alıyorsunuz. Konfor alanındayız. Eyvallah. Haydi meşhur tabir ve her şey yolunda gidiyorsa burada problem var demektir. Bir şeyler yolunda gitmemeli. Bir şeylere moraliniz bozulmalı. Zaman zaman netler çakılmalı. Hocam ben bu neti hak etmiyordum demelisin. Yani kafa bir gitmeli gelmeli bir şeyler olumsuz gitmeli arkadaşlar. Uykusuz kalmalısın biraz. Azıcık bir vallahi hocam aşıktan ölüyorum ama şu denemeyi yap abi o denemeyi yap. Onun karşılığını ancak o zaman alacaksın. Ama her şey güllük gülistanlık vallahi canım istemiyor aman. Tabii ki böyle başarılı olanlar da var yok değil. Ama bir elin parmaklarını geçmez hocam. Bir elin parmağının sayısını geçmez. Bir iki tane istisna için kendinizi lütfen harcamayın arkadaşlar. Yazık olmasın. Bakın onlarca kitap alıyorsunuz. Her dakika kamp 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 kitaplar, pdf'ler, kamplar, videolar, yazmalar, çizmeler. Aman ya Rabbim, abi bu çok büyük bir emek. Bunun ötesi yok. Yani şu sınava hazırlık evresinde harcadığınız, ayırdığınız vakit kadar hayatınızda hiçbir şeye vakit ayırmayacaksınız. Ben size söyleyeyim. Vallahi billahi ya. Hayatınızın hiçbir evresinde bu kadar çok yorulmayacaksınız. Hayatınızın hiçbir evresinde iş, güç, evlilik, çocukçu hiç fark etmez. Hiçbir, hiçbir şeye bu kadar zaman ayırmayacaksınız. Abi inanılmaz bir efor bu. Dershaneye gidiyor adam. Terin suyun içinde kan ter eve geliyor bir de evde çalışıyor. Yetmiyormuş gibi. Gece 1 iki yatış sabah kalk bir daha dershane. Abi bu nasıl bir tempo olur? Bir yandan kamplar başlıyor. Hadi arkadaşlar falan onları takip etmeye çalışıyor. Hani kitaplar, testler. E bunun bir karşılığı olacak. İçin rahat olsun. Ben bunu en yakından yaşayan biri olarak söylüyorum. Abi sonlara doğru netlerim yerlerde ya. Yarısı yanlış çözüyorum, yarısı yanlış. Ama almadığım kitap yok, çözmediğim şey yok, izlemediğim şey yok. Ben biliyorum başarılı olacağım. Sınavda bir şeyler yapacağım, biliyorum. Uykusuz kaldım, aç kaldım, çalıştım, çalışamadım, yoruldum, terledim. Abi yaptık bunları, yaşadık. Doğal olarak bunun karşılığını sınavda alacaksınız. İçiniz rahat olsun. Sınavdaki stres, heyecan, kaygı netlerinizin daha yüksek olmasını sağlayacak. Evde çözdüğünüz bir denemeden inşallah çok daha yüksek yapacaksınız sınavda. Neden abi? Çünkü evde rahatsın ya. Evde rahatsın. Tuvaleti geliyor adamın kalkıp gidiyor mesela denemede. Su içecek bir bardak. Üç bardak içiyor. Ara vereyim falan diye. Bir daha bir daha. Üç yudum. ben biraz daha bekliyor falan. Bu ne Allah'ını seversen? Bir çay yapsam fena olmaz falan. Dur bakalım. Türkçeyi bitirdim nasıl oluyor? Matematiğe geçmeden güzel bir çay iyi gider. Sınavda. Sınavda bunu yapabilmek mümkün mü? Hayır. Doğal olarak sizden ricam. İnşallah sınavda çok daha yüksek netler yapacağınızı bilerek çalışın. İçiniz çok rahat olsun. O sene bu sene olacak. E o zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.